Peki, oradan soru var. Neymiş? Madem evleneceğim kişi belli, o zaman kimsenin hangisi benim kısmetimdir demeye gerek var mı? Evet, Bu bunu da kader kısmet. Şimdi bu cüz'i irade kapsamında ele almak lazım. İnsanın kendi cüz'i isteğiyle bir şeylere meyledip Allah'ın ona nasip etmesi ya da etmemesi meselesi. Biz dünyadayken cüz'i irademizi %100 her türlü şartta, her türlü ortamda kullanacağız diye de bir şey yok. Çünkü Allah bizi buraya imtihan için gönderdi. İmtihanda %100 özgür irade sahibi olman şart değil. İmtihanı yeterli seviyede yapabilecek şartlarda özgür irade sahibi olsan yeter. Neden? Çünkü diyor ki ben sizi eşlerinizle, mallarınızla, çocuklarınızla, işte ne bileyim mala gelecek noksanlıkla sizi imtihan edeceğim diyor. Bazen eşiniz imtihan olacak. Bazen çocuklarınız, bazen malınız, mülkünüz, bazen malda artmayla imtihan edecek, bazen malda azaltmayla imtihan edecek. Bazen hayırlı evlat vererek imtihan edecek, bazen hayırsız evlatı sabretmeyle, peşinden koşmayla imtihan edecek. Dolayısıyla bu imtihan ölçülerinde senin isteğinin dışında ekstradan bir imtihanla karşılaşabilirsin. İşte bu tarz bir şeyle ilgili karşılaşmama adına Allah'ın bununla ilgili olan korkun ya da bununla ilgili Allah'a sığınma halin belki Allah'ın çok hoşuna gidip seni bu anlamda imtihan etmeden, çünkü onun derdini de en baştan çekiyorsun ya, imtihan etmeden senin önünde bir atasıyla, en başta konuştuğumuz gibi Allah'ın güzelliğiyle belki onun gerçekleşme şeklini daha güzel bir hale dönüştürüp farklı bir hale dönüştürebilir. Bu yüzden dua ediyoruz. Ya Allah'ın kazasının gerçekleşmesiyle alakalı gerek dünyada gerek ahirette iyilik ve güzelliklerin önümüze serpilmesi adına Allah'a dua edin. Dua iki türlü oluyor. Bir Allah'a sığınma, bir Allah'tan hayır murad etme, isteme hali. Yani bir şeylerden emin olamıyoruz. Yani evdeyiz, atıyorum hırsız geldi, deprem oldu, bilmem ne oldu, her şeyi kontrol altına tutamıyoruz. Dolayısıyla ister istemez bizim dışımızdaki bazı şeylerden de güven içerisinde olmamız lazım. İşin bu tarafı var. Bir de ekstradan güzellik, yani gelen musibetlerden kaynaklı sığınma olduğu gibi bir de iyilik, güzellik anlamları talep ediyoruz. Bundan dolayı da dua kıymetli. Bu kader anlamında dediğim gibi atayı ya da güzellikleri de belki imtihanın çeşitlerini değiştirebilme adına kendi irademizin ortaya koyaraktan yaptığımız o eğilim, isteğimizle Allah belki atasını değiştirebilir ya da kazasını değiştirip ataya dönüştürebilir. Bu açıdan dua da çok da kıymetli. Belki şöyle toparlayabiliriz. Bu hem ezel kavramı ile birlikte en baştan demin girdiğimiz mevzuydu. Yani bu ilmin tamamına hakim olmadığımız için bazen meseleleri yorumlamada problem yaşayıp bunu algılamada ne bileyim kadere havale ederekten rahatlayabiliriz ya da bir hikmet vardır diyebiliriz. Nereden biliyoruz bunu? Bunu yine Hızır İlyas Aleyhisselam hadisesinde de biliyoruz. Yani birlikte gemiye biniyorlar. Hızır Aleyhisselam gemiyi deliyor, bir çocuğu tokatla öldürüyor. Ne bileyim duvarın yıkılmasını engelliyor altındaki hazineden dolayı falan ya. Mesela o zahire bakan bizler için hepsi kötü bir hadise. Ve hepsi kader planı gerçekleşiyor ve bir hadise bir şeyler oluyor. Direkt olayın kendisine baktığımız zaman hepsi kötü. Ama netice belki bir adım sonrası, belki bir nesil sonrasıyla alakalı fotoğrafa bakınca bir hikmet varmış diyorsun. Biz bunlarla ilgili olan bir fikrimiz olmadığı için, bir öngörümüz ya da ömrümüz yetmeyeceği için bu dünya için diyoruz ki vardır bir hikmet. Vardır bir hayır. Allah'ın kaderi bu anlamda işte külli kader, elinin yetişemediği ya da yapamayacağın hadiseler, senin iradenin üstünde gerçekleşen hadiselerle ilgili zaten tabi oluyorsun. Senin cüz'i iradenle kendi isteğin doğrultusunda yaptığın küçük. Bunu ben biraz şöyle bir örnekle de veriyorum. Yani stadı biz tayin etmiyoruz. İnşaatını yapmıyoruz. Kaç bin kişilik olacağını bilmiyoruz. Biletleri satmıyoruz. O kadar insanı tek tek evinden o stada toplamıyoruz. Oyunların 11 kişi olması kuralını biz koymadık. Çizgiyi geçince taç, onun çizgi geçen korner olacağını demedik. Kaleleri biz dahil etmedik. Teknik direktörü biz almadık. Mbappé hariç, o kendi teknik direktörünü kendi seçiyor. Onu biz tayin etmedik. Ama bu kurallar manzumesi içerisinde bize dediler ki sen sahaya çık. Burası offside olmasın canım diyemiyorsun. Ya bu kale değil de bu kale gol atsa diyemiyorsun. Bak bir kurallar var. Senin dışında belki çok eskiden beri konmuş, işleyen ve senin dışında belki 500 tane, 1000 tane işle ilişkili olan hadisenin içerisinde sen çıkıyorsun bir top oynuyorsun. Sen iraden kısmen var mı? İsteğin var. Sağından atıp soldan geçebilirsin. Arada bir şey yapabilirsin. Bazen verilen şeyin dışına çıkıp bambaşka yerlerde de koşturabilirsin. 5 dakika sonra oyundan da alırlar. Arkadaş yani haddi aşma değil mi? Yani normalde ne diyorsun? Senin sana tayin edilen
O şey çerçevesi içerisinde, imkan çerçevesi içerisinde yapabileceğin kabiliyetlerini bu şekilde göster. Bunun dışındaki tüm hadiseleri zaten müdahale edemiyorsun. Buradaki hadisen senin işte cüz-i iraden. Bu kadar bir külli bir oyun içerisindeki bulunuyor olman için işte o külli kurallar manzumesi içerisinde senin kendi yapabildiğin kadarını göstermende işte cüz'i ve külli bu şekilde de biraz net belki düşünebiliriz. Tam olarak tutar mı örnek bilmiyorum ama futbol izlerken artık aklınıza gelir. Evet. Bu kader meselesini anlamak için hani farklı bir zaman kavramının dışına çıkmamız gerekiyor dedik ya. Yani bir insan için onun dışına çıkmak çok korkutucu gelmiyor mu abi? Çünkü sonsuz bir hayatınız olacak bittikten sonra. Yani biz sonsuzluğu anlayamıyoruz. Yani bu insanı korkutuyor. Bu normal mi Evet sizce korkutuyor yani fakat içimizde korkmamız? olan bir his bu. Mesela bir insan bir ev oldu mu ikinci ev, olmadı üç ev, olmadı bir yat, olmadı 130 metrelik bir yat, olmadı içinde havuzu olan bir şey, aynı zamanda jet ve bitmiyor. Yani dünyalık olarak zevkle bitmiyor, para anlamında da bitmiyor. Ha demek ki insanın içerisinde bütün kainatı yutsa yetmeyecek bir arzu var. İşte bu istek, bu arzu aslında sonsuz bir arzu. Allah bunu sadece öbür taraftaki karşılaşacağımız güzellik, iyilik ya da kötülüklerle alakalı örnek olsun diye içimize derc etmiş. Biz o sonsuzda kullanacağımız olan aleti tutup dünyada çok kısa bir hayatta heba edince bu sefer boşa harcamış oluyoruz. Yani altından olan bir çekici çivi çakmak için kullanıyoruz. Yani onu burada kullan ya heba ediyorsun. Onu sen öbür taraf için verdin. Ama Allah sana şimdilik onun boynuna astı. Neden? Çünkü bak buna bakaraktan sonsuzluğu kısmen anlayabilirsin, hissedebilirsin. Ne bileyim sendeki bazı esmanın tecellilerine bakaraktan Allah'ın esmasını, Allah'ı tanımayla alakalı çok büyük bir cihazat koyuyorum içine. Buna bakaraktan Allah'ı anlayabilirsin, tanıyabilirsin. Bu yüzden kıymetliyiz zaten. O yüzden irademiz var diğer canlılarda olmayan. İrademiz olduğu için de Allah'ın bir sürü esması bize tecelli edebiliyor, bir sürü görünebiliyor. Allah'ın esmalarının birçok şeyini biz kendimiz yani çok küçük ölçekte yaparaktan Allah'ın zatıyla alakalı yani sıfatları, isimleriyle alakalı fikir sahibi olabiliyoruz. Böyle olunca Allah'ı tanıyoruz ve daha da sevmeye başlıyoruz. İşte bu başka hiçbir canlıda olmadığı için biz yeryüzünün halifesi oluyoruz insanoğlu olarak. O yüzden o sonsuzluk hissinin böyle bir şeyi var. Ama dünya korkutuculuktan öte Allah sevgisiyle birleşince bilakis çok daha dehşet bir şey var. Allah'ım hepsini istiyorum. Cemalullah da istiyorum. Senin sevgini de istiyorum. Ve bunu isterken de hiçbir bitmiyor. Çünkü gönlün genişliyor. Yani hepsiyle o sarmaş dolu bir her tarafın nur olması gibi bir anda onun içinde kendini kaybetme hali insana bir lezzet veriyor aslında. Dolayısıyla o korkutucudan öte bir sevgiliyle bir arada olma, hemdem olmanın verdiği lezzet olarak bakmak lazım. Dediğim gibi genelde kaderde varmış ne yapalım? Kısmet böyleymiş. Hep negatif şeyler. Dedim ya bu kötü kadercilik. Kötü bir şey var. Kadere havale et. Ya sen niye yapmadın? Şu kendi yaptığın ya da gayretsizliğine bir kadere havale etme. Ya da haşa Allah'a fatura etme. Ya başımıza işte Allah böyle getirdi. Yapacak bir şey yok bilmem ne. Yani dolayısıyla burada işin tembellik ve dediğim gibi hatta ve hatta kızgınlığa dönüşürse bu şeytanın ve müşriklerin reaksiyonu bu. Yani sen beni madem saptırdın ben de sana inanır saptıracağım demesi gibi şeytanın. Yani dolayısıyla bu arıza bir durum. Halbuki tam tersi. Allah komple hayır yaratıyor. Şer tamamen bizden. Bunu nereden biliyoruz? Hem vakadan biliyoruz hem ayetten biliyoruz. Başınıza gelen her türlü şer kendinizdendir. Hayırlar da bizdendir. Değil mi? Çünkü hayra göre programlanmış, hayır istikametinde yaratılmış bir kainatta yaşıyoruz. Bir insanız, bir varlığız. Bunu sen hiçbir şey yapmayaraktan aynı zamanda bir nasıl diyeyim kötülüğe davetiye çıkartıyorsun. Bazen hayır yapmak için kapıyı tıklamak lazım, bir hamle yapmak lazım. Pasif durmak da bazen sıkıntıdır. Bir bunu yaparaktan bir hakikati örtüyorsun, hayır istikametinde koşturmuyorsun. Bir pasif durup hakikati örttüğün gibi bir de ekstradan çizgiyi aşıp bir de zulüm yapıyorsun. Yani ekstradan haddini de aşaraktan hem başkalarına hem Allah'ın hakkına tecavüz etme hem insanların hakkına girme. Bir de o çizgiyi geç. Bir de zulme girdiğince zaten işin katmerleniyor. Bu kadar büyük bir hataya girenin cezası da büyük bir mahkemeye kalıyor. Burada da bazen karşılığı olmuyor. Bazen koca koca hata yapanlar da neticeyi burada görmüyor. Demek ki büyük bir mahkeme var diyor ya üstad. Demek ki Allah madem adile mutlak, herkes de burada cezasını görmediğine göre o zaman diyorsun ki iyi ki ahiret var.
Bak burada insanın gönlünü rahatlatıyor. Ahiretin varlığıyla alakalı bir anda mutmain oluyoruz ve burada da daha sükunete eriyoruz aslında. Yine bir kadere, Allah'ın takdiri nispetinde olan bir hadiseye bakma ve ahiretin varlığı bizi bu nispetle rahatlatmış oluyor. Allah'a olan imanımızı koruyor. Peygamber olan imanımızı koruyor. Meleklere olan imanımızı koruyor. O yüzden tüm iman şeylerin, rükünlerin hepsini çevreleyen bir şeydir kader. Yani bu tarz mevzuyu tam hallettin mi, sana diğer imanın şartlarıyla alakalı olan tüm yaklaşımlarında koruyucu bir unsur oluyor aslında. Çok önemli. Abi aslında o zaman hani Allah işte niye işte bunlara şöyle yap, işte ne fakirleri bırakıyor. Abi aslında şirke giriyor mu hani? Hani ben daha Yani iyi bilirim gibisinden haddi aşma olabilir. Çünkü bir Allah'a isyan olabilir. Allah'ın takdirine ne bileyim bir itiraz gibi olabilir. Ama şu, yani Allah tüm emeğimizi, kim Allah insanlar emeğinin karşılığını yemezler. Yani ne yaparlar onu görürler. Dolayısıyla bazen fakirlikle imtihan eder ama çalışma demez. İşte bazen çalışırsın ama harama girmemen lazımdır. Ne bileyim, haddi aşmaman lazımdır. Dolayısıyla senin yaptığın kadardır aslında karşılığı. Bazen bu dünyada çok verir, bazen az verir. Yaparsın, yaparsın, yaparsın. Birini bin yapar. Bollukla imtihan eder. Yaparsın, yaparsın. Birini bir alırsın ancak. Ama kimseye muhtaç olmazsın. Dolayısıyla yani bu anneni babanı seçmiyorsun, muhitini seçmiyorsun, çevresel faktörlerin bir sonucu seçmiyorsun ve o faktörler içerisinde dünyaya geliyorsun ya. İşte bu Allah'ın takdir ettiği bir şey. Buna razı olma var. Ama o şeyin içerisinde, o halkanın içerisinde, o şartlar içerisinde geldiğin dünyada madem bu böyle deyip elleri bırakmak değil. Elinden ne gerekiyorsa onu düzeltmeyle alakalı, olan yanlışlara müdahaleyle alakalı gayret göstermek gerekiyor. Demin duada dediğim gibi bir zulüm var. Burada da biz diyoruz ki Allah'ım bu zulmü bitir. Allah diyor ki işte bu zulmü bitmesiyle alakalı salih kullarının yaptığı fiillere bakarak da o zulmü müsaade ediyor ya da etmiyor. Biz pasif oldukça zulüm daha da artıyor. Dolayısıyla sadece fiili, kavli duanın ötesinde bir de fiili dua olarak yapılacak her türlü şeyi de elimizden ne geliyorsa yapmak lazım. Gerek onu durdurabilme, gerek elimizden güç geliyorsa ya da gücü yetenleri anlatma, ne bileyim ya da kendini ona göre yetiştirme. İşte elimizden ne geliyorsa, cüz'i irademiz neye müsaade ediyorsa o nispette koşturma halini yapıp sonra gerisini Allah'a bırakma hali. Çünkü dediğim gibi külün hepsine müdahale edemediğimiz için orada belki kaderin varlığı bizi rahatlatıyor. Ama kendi cüz'i isteğimiz içerisinde yapacağımız her şeyde Allah bizim yapacağımız gayrete bakıyor. Abi külli iradede dedik ya, bu Allah'ın bize takdir ettiği şeyler. Peki Allah bizi mesela Hristiyan bir toplumda doğmamızı istese, Hristiyan bir aile, Türk Müslümanlıkla tanışmıyoruz. O zaman yine bizi sorumlu tutacak mı yani? Sen doğru yolu bulmadın, sen doğru yolu araştırmadın. Sen Hristiyan olarak, yani Hristiyan da değil ne bileyim, annen de baban da ateist mesela. Allah'a hiç inanmıyorsun. O toplumda yine biz sorumlu muyuz? Yani o da bizim kaderimizde. Yani onu da Allah koy. O da Allah tarafından çizilmiş, bilinmiş bir şey. Evet. Yani bu işte Allah'ın takdir etmesi meselesi bu olduğu gibi sorularda. Haşa ya peygamber neden o peygamber oldu ki? Başkası olmadı. Ya da melekler o melekler biz değiliz. Neden o? Neden şu alim zat da biz değiliz? Yani Allah'ın tercih ettiği peygamberden tutun da belki meleklerden tutun da ya da Müslüman olanlardan tutun da gayrimüslimler olanlar tutun da bir sürü şeyle ilgili bir tercih unsuru oluyor. Peygamber başka bir şey. Yani o Allah'ın hususi bir tercihi. Dediğim gibi dünyada her zaman tüm cüz irademizin her şeyi kontrol altında olacak diye bir şey yok. Allah bir sürü şeyi o külli şey içerisinde kendi tercihleriyle bizi imtihan etmek adına da bir sürü şey müdahalede oluyor. Her an müdahale zaten. Ama bu farklı bir toplumda doğan, büyüyen kişiler için belki hem kader bağlamında hem de Allah'ın adaleti bağlamında bakmak lazım. Allah adili mutlak. Allah neyi vermişse verdiği ölçüde bir geri dönüşüm bekliyor aslında. Dolayısıyla senin annen baban din, diyanet, Allah varlığın birliğiyle ilgili olan ortamda yetişmemişsen senin kendi aklınla, çevrenle gerek teknoloji çağındaki hadiseleri okuyup gerek kainattaki meselelere baktığında ya bir varlığın olması, bir yaratıcının olması fikrine ulaşıyor olman belki senin kurtarılman için yeterli olabilir. Bazı alimler, İmam Gazali de öyle diyor ya zaten. Yani peygamberlik tam manasıyla düzgün bir şekilde bir topluluğa anlatılmamışsa hani la ilahe illallah demesi kurtuluşu belki erebilir. Yani peygamberlik tam manasıyla onun çünkü peygamberlik
tam izah edilirse o zaman din de tam izah olmuş olacak. Çünkü peygamber demek sistematik din demek. İbadetlerin düzgün tertipli bir şekilde yapılması demek. Hayata dair muamelat demek. Tüm işler demek. Dolayısıyla peygamberi düzgün dinleyemeyen birinin o dinle alakalı birçok şeyi aslında kenarda durması demek. Dolayısıyla bu tarz bir toplumda doğan birinin Allah'ın varlığını kabul ederekten öbür tarafa gittiğinde karşılaşacağı belki güzellikle Müslüman bir anne babada her şeyi bilerekten doğan birinin bu kadar gevşek davranaraktan öbür tarafa karşılaşacağı azap bu anlamda belki Allah'ın adaleti bağlamında tartılabilir. Bunu tam hangi ölçülere göre bakılır? Bu Allah bilir deriz. Allah'ın ilmindedir. Allah'ın adaleti bağlamında bakıp belki onu da şey yapacağız. Ne bileyim belki havale etmiş olacağız ama kimse bu cennetliktir, bu cehennemliktir. Evet, Allah'a inanması lazım. Peygamber düzgün dinlenmişse peygamberi kabul etmesi lazım. Sonra muamelat Allah'a ibadet etmesi lazım. Silsile olarak bu şekilde gidiyor. Ama koşuya nereden başladığına da ilgili bir durum. Yani hatırlarsanız belki daha öncesinde de konuşmuştuk. Yani koşuya başlarken biri burada, biri önde, biri daha önde, biri daha önde başlıyor. Sanki öndeki avantajlı gibi geliyor. Arkadaki böyle çok geriden geliyor gibi. Ama totalde attığı koşulara baktığı zaman hepsi 500 metre koşuyor. Ya da hepsi 1000 kilometre alıyor. Ya da hepsi 3 kilometre koşuyor. Yani o geniş aldığı için yol sanki onun daha uzun gibi geliyor ama o önde başlıyor gibi. Dolayısıyla insan hayata başlarken bu tarz avantajları, dezavantajları fotoğrafta görülebilir. Ama hayat içerisindeki koşturmacada bu kadar nimet vardı, ne yaptın sorgulamasının yanında, bu kadar az şeyin vardı, bir Allah'ı da bulamadın mı sorgulaması belki denk gelir. Evet. Dolayısıyla oradaki adalet terazisini Allah adili mutlak olduğu için ona havale ediyoruz. Biz Müslüman olmanın, Müslüman bir ailede doğmanın verdiği şükrü yatıp kalkıp eda edip o nispetle bir hayat sergileme ve bundan haberdar olmayanları da uygun bir usulle, üslupla da belki haberdar etme gibi bir vazifemiz var. Ama bu nispette de insanların da diğer tarafında Allah'ı bulmayla alakalı en azından etrafına bakaraktan bir görevleri olacaktır. Yoksa öbür türlü hayvaniyet mertebesinden çıkmamış bir yaratılmış bir mahluk noktasında dönmüş oluruz. Evet yani ama Müslüman bir toplumda yetişen birisinin Allah'ı bulması diğerine göre çok daha kolay olur yani. Çünkü önündeki bilgiler hazır, izleyeceği yol bir nevi belli. Ama diğer taraftaki insan için bu durumlar eşit değil. Orada bir eşitsizlik söz konusu değil mi? Allah bilgisinin olduğu bir yerde büyümek çok avantajlı ama bu anlamda düzgün yaşamayıp şirke düşme ihtimali de çok fazla oluyor. Bu sefer paranın peşinden koşuyor, makamın peşinden koşuyor. Bu sefer bir nevi şey ben yaptım demeler başlıyor. Zalim oluyorsun. Kur'an-ı Kerim'de geçen zalimlerde Müslümanlar, kafirler ayrımı yok. Allah zalimleri sevmez diyor. Kafir mümin bilmiyorsun. Dolayısıyla o zulmü kim yapıyorsa. Dolayısıyla kendi Müslüman toplulukta gelmiştir ama zalimdir. Dolayısıyla onun da bir imtihanı var kendi içerisinde. Ama dediğim gibi Allah bu anlamda adili mutlaktır. Allah herkese eşit fırsatlar verir. Yani sen günde 5 defa ezan dinlersin. Çocukluğundan beri de dinlediğin ezan sana hiçbir tesir etmez. Ama adam gider Sultanahmet'e dinlediğin bir ezanla Müslüman oldum der. Ya şimdi onun alıcısı senin alıcından daha açık. Yani dolayısıyla bu tarz bir şeyle alakalı bir tıkla bir anda çizginin öbür tarafına geçme ihtimali ile senin hayatını dine dair, Allah'a dair atacağın adımlarla ilgili olan değişiklik nispetin onunki daha kuvvetli olabilir. Daha açıktır bir şeylere. Yani Allah bir yerden almışsa başka bir yerden kesin vermiştir. Yani bir şeyle alakalı sen daha bilgi sahibiysen diğeri de başka bir şeyle ilgili hızlı bir şekilde koşma potansiyeli vardır. Yeterli ki o belki bir tıklık bir şey lazımdır. İşte o potansiyelleri, o şeyleri karşılaştırma adına belki bize de iş düşüyor. Bir de hiçbir şekilde dinin, gerçi internet çağında herkes her şeyden haberdar ama negatif anlamda haberdar. Yani din, diyanetle alakalı birçok şey negatif anlamda değil, sıfır, hatta eksiden başlıyorsun. Sıfır değil, eksiden başlayan biriyle alakalı sadece Allah inancına ulaşması bile çok büyük bir seviyedir bile. Belki denebilir bu anlamda ama dediğim gibi cennet cehennem bekçileri olmadığımız için Allah'ın mekanları, biz Allah'ı hoşnut etmeyle alakalı, her ne olacaksa hoşnut etmeyle alakalı onun rızasını kazanacak bir istikameti, bir hayat sürdürmeli gibi bir gayemiz var.